Merhaba Sayın Mastermind izleyicileri. Yaratılışımızın gereği çevremizde olup bitenleri çok detaylı bir şekilde incelemediğimiz zaman her şeyin merkezinde görürüz kendimizi. Oysa çok uzaklara değil, farkında olmadığımız çevremizdeki gerçeklere biraz olsun dikkat edersek tamamen kontrolümüz dışında bir dünyanın olduğunu görmek bizi hayrete düşürecek. Hatta çevremize dönen bir dünyanın değil, var olan bir dünyanın içinde savrulup gittiğimizi fark etmek, hayata bakış açımızı değiştirecek güç de olacaktır. Bunun farkında olarak araştırmaya ve geliştirmeye devam eden insanoğlu, her alanda olduğu gibi astronomide de sürekli yeni keşiflere imza atmaktadır. Bu keşiflerden en yenisi, şimdiye kadar bilinen en büyük yıldız olan Uye Scuti'yi tahtına edecek niteliktedir. İngiliz Daily Mail gazetesinin haberine göre dünyadan 9500 ışık yılı uzaklıkta Scutum yani kalkan takım yıldızında yer alan bu hiper dev yıldız Uye Scuti içine 5 milyar tane güneş sığabilecek kadar büyük bir hacme sahip. Güneşin içine de yaklaşık olarak 1 milyon dünya sığabileceğini hatırlatmakta fayda var. Uye Scuti güneşin çapının 1708 katı fazladır. Başka bir deyişle, bu yıldızın merkez noktasından yüzeyine gitmek için Güneş ile Dünya arasındaki mesafeyi, ki bu mesafe yaklaşık 150 milyon kilometre, neredeyse 8 defa gidip gelmek gerekiyor. Yarıçapı 2 milyar 375 milyon kilometre olan yıldızın Güneş'in 30 katı kadar bir kütlesi bulunuyor. Eğer saatte 1000 kilometre hızla giden bir uçakla hiç durmadan yıldızın ekvatoru üzerinden çevresini dönmeye kalksaydık, bu yolculuğu ancak 850 yılda tamamlayabilirdik. Bu arada aynı uçakla Amerika, Güney Afrika ya da Singapur'a gitmek istediğimizi ise yaklaşık olarak 12 saat uçuş yapmamız gerektiğini düşünmenizi de istiyorum. Dünya 10 santimetre çapında bir tenis topu büyüklüğünde olsaydı, Uye Scuti 1,5 kilometre çapında dev bir küre olacaktı. Bu dev yıldızı bulunduğu yerden alıp güneş sistemine, yani güneşin bulunduğu yere koyabilseydik, Uye Scuti, Merkür, Dünya, Mars, Venüs ve Jüpiter'i yutar, yıldızın dairesinin çeperleri Satürn'e kadar uzanabilirdi. Uye Scuti ilk olarak 1860 yılında keşfedildi. Ancak büyüklüğüne dair kesin veriler 2012 yılında elde edildi. Fark ettiğiniz gibi 1860 yıllarında keşfedilen bir gök cismi ile ilgili ölçüm bilgileri net olarak 2012 yılında verilebilmiş. Yani astronomi ile ilgili gözlem yapmak ve bu gözlemlerin sonuçlarının kesin olduğundan emin olmak zaman alan bir süreçtir. Uye Scuti ile ilgili bilgilerimizi tazeledikten sonra NASA'nın yapmış olduğu paylaşımdan daha rahat bahsedebiliriz. Bilinen evrenin en büyük yıldızını tahtından edecek yeni yıldızın varlığı ölçümlerle geçtiğimiz aylarda doğrulanmıştır. Bu yeni yıldızın adı Stephenson 2-18 yıldızıdır. Bu yıldızda Uye Scuti gibi Scutum yani kalkan takım yıldızında bulunmaktadır. Ancak bize yaklaşık olarak 18.900 ışık yılı uzaklıktadır. Uye Scuti ile aynı yıldız grubunda bulunmasına rağmen Uye Scuti ile aralarında yaklaşık olarak 10.000 ışık yılı mesafe vardır. İlk olarak 1990 yılında keşfedilen bu yıldızın ölçümlerinin kesinlik kazanması da 2020 yılı Haziran aylarına denk gelmektedir. Bu ölçümlere göre yıldızın çapı Güneş'in çapının 2150 katı fazladır. Hacimsel olarak 10 milyar Güneş'i içine alabilecek bu yeni süper kızıl dev, eğer Güneş'in yerine konulabilseydi dış çeperleri Satürn'ün yörüngesini aşıp daha da ileriye gidebilirdi. Beklenmedik şekilde büyük olduğu ortaya çıkan bu yıldızın
bütün özellikleri astronomi bilgimiz dahilinde yıldız olabilme sınırlarını zorlamaktadır. Yapılan hesaplamalarda bu büyüklükten daha büyük olabilecek yıldızlar yok olmaya mahkum kalacaklardır. Çünkü daha büyük bir yıldız ya yer çekimiyle kendi içine çökecek ya da radyasyon etkisiyle uzaya savrulmaya başlayacaktır. Daha da büyüdükçe yıldızın ışık ve sıcaklık kaynağı olmasına sebep olan füzyon reaksiyonunu gerçekleştirecek sıcaklık kaybolmaya başlar ve yıldızın yanması durur. Bu durum Stephens'ın 2.18 yıldızından daha büyük yıldız bulamayacağız demek değil. Sadece eğer daha büyük bir yıldız bulunursa ölçüleri Stephens'ın 2.18'in 2 katı, 3 katı gibi değerlerde olamayacaktır. Biraz önce bahsetmiş olduğum sebeplerden dolayı. Bu yıldızın başka hayret verici bir özelliği de bu büyüklüklerde olması gereken yıldız parlaklığında olmayıp çok daha fazla parlamasıdır. Yine yapılan ölçümlerde yıldızın parlaklığı Güneş'in parlaklığının 440 bin katı daha fazla hesaplanmıştır. Bu büyüklükte bir dev yıldızın olması beklenen parlaklığı Güneş'in 90 bin katı fazlasıdır. Stephens'ın 2.18 yıldızı bu parlaklığıyla bilinen evrendeki en parlak yıldız olma unvanını da eline geçirmiştir. Yıldızın bu kadar parlak olmasının kesin sebepleri hala bulunamamıştır. Evrenin en ücra köşelerinden kapımızın kenarındaki karıncaya kadar tamamen kontrolümüz dışında ve merkezinde olmadığımız bir yaşam döngüsünde akıp gitmekteyiz. Birçok şeye gücümüzün yettiğini hayal ederken aslında uydumuz Ay'a gitmek bile bizim için çok ciddi sorunlarla dolu. Ancak Ay evrensel ölçüde bakıldığında bizden ışık hızıyla sadece 1,5 saniye uzaklıkta. Yani ışık hızıyla gidebilseydik 1,5 saniyede gidebilecektik. Daha bu mesafeleri bile geçerken binlerce sorunla karşılaşıyor ve çözmeye uğraşıyorken biz binlerce, milyarlarca ışık yılı mesafedeki gök cisimlerini inceliyor, araştırıyoruz. Ne dersiniz? Sizce o uzaklıklara gitmek insanoğlu için bir gün mümkün olacak mı? Videoyu sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.